Evde TV Evde Sağlık videolarına hoş geldiniz. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun yayınlanmış tüm kabızlık tavsiyelerini derledik ve bu videoda sizler için bir arada sunuyoruz. İyi seyirler. Profesör Saraçoğlu kabızlık şikayetini geçici kabızlık, hafif kabızlık, şiddetli kabızlık ve kronik kabızlık şeklinde 4 kategoride ele almaktadır. Geçici kabızlık için sinameki kullananlar olduğuna vurgu yapan Saraçoğlu Hoca, bunun sadece seyahatlerde geçici durumlarda kullanılmasına sıcak bakmakta, uzun süreli kabızlık şikayetlerinde kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söylemektedir. Hafif kabızlık şikayetlerinde çözüm harnup yani keçi boynuzudur. Hem ishali keser hem de kabızlığı durdurur. Şiddetli kabızlık şikayetinde çözüm portakal yaprağı kürüdür. Kronik kabızlıkta ise kepekli gıdalardan uzak durmak gerekir ve zeytinyağlı pırasa yenilmesi önerilmektedir. Ancak bunun detaylarına dikkat edilmelidir. videomuzda tüm detayları birazdan izleyeceksiniz. Kronik kabızlıkta ayrıca havuç suyu kürü de uygulanmalıdır. 1. Geçici kabızlık. Seyahatlerde hijyenik tuvalet şartlarının bulunamaması ve dışkılama ihtiyacı geldiğinde tuvalet imkanının bulunamaması nedeniyle kişi dışkılama ihtiyacını tutmak zorunda kalabilir. Bu nedenle kabızlık baş gösterebilir. Böyle bir durumda bir iki kez sinameke çayı içmek iyi bir çözüm olabilir. Unutulmamalıdır ki tek başına sinameke çayı kesinlikle alışkanlık haline getirilmemeli ve uzun müddet yani bir haftadan fazla kullanılmamalıdır. Sinameke bitkisini kronik kabızlığa karşı kullanmayınız. Sinamekeyi bıraktığınızda kabızlık şikayetiniz daha şiddetli tekrar eder. 2. Hafif kabızlık Kabızlık şikayeti ortaya çıkmadan önce bazı tedbirler alınarak önlenebilir. Eğer kabızlığı önlemek istiyorsanız ya da hafif kabızlık şikayetiniz varsa çözüm keçi boynuzudur. Kabızlığa karşı keçi boynuzu. Harnup yani keçi boynuzu kabızlığı önler. Ayrıca Saraçoğlu Hoca'ya göre soğuk pres keçi boynuzu pekmezi kabızlık için iyi bir çözümdür. Keçi boynuzu pekmezi sabah akşam aç karnına alınır. Çocuklarda kabızlık. Keçi boynuzu pekmezi hem çocuklar hem de yetişkinler için uygundur. 3-6 yaş arası çocuklar için keçi boynuzu pekmezi ile kabızlık önlenebilir keçi boynuzu pekmezini çocuklar bir tatlı kaşığı, yetişkinler bir yemek kaşığı şeklinde tüketebilir. Kabızlığa doğal yoğurt suyu Doğal yoğurt suyu kabızlığı önler. Bir bardak yoğurt suyu içilmesi kabızlığı önlemektedir. Gaz ve şişkinlik önleyicidir. Bebeklerde kabızlık Bebeklerde 4. aydan sonra kabızlık yaşanmaktadır. Bunun çözümü mamayı değiştirmektir. Bir çay kaşığı keçi boynuzu pekmezi verilirse kabızlığı önler. Bunu sabah akşam verebilirsiniz. Unutmayın bu videodaki tüm bilgiler Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'na aittir ve başka bir kaynaktan yararlanılmamıştır. 3. Şiddetli kabızlık. Şiddetli kabızlık nedir? Kabızlık eğer 10 günden fazla sürüyorsa şiddetli kabızlık var demektir. Şiddetli kabızlık varsa portakal yaprağı kullanılır. Normal kabızlık değil şiddetli kabızlık varsa yani kabızlık şikayetiniz 10 günden fazla sürüyorsa Profesör İbrahim Saraçoğlu bunun için portakal kabuğunu önermektedir. Eğer hastaneye gidecek kadar şiddetli kabızlık yaşıyorsanız portakal kabuğu kürünü uygulayabilirsiniz. Şiddetli kabızlık için portakal yaprağı kürü. 7-8 adet yeşil renkte taze portakal yaprağını bir su bardağı suda 10 dakika kadar kaynatın. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan indirip ılımaya bırakın. Kahvaltıdan 1 saat sonra için. 4 gün boyunca günde bir kez için ve kürü sonlandırın. İhtiyaca göre kürü tekrar edebilirsiniz. Portakal yapraklarının kurutulmuş değil taze olması gerekmektedir. Şiddetli kabızlık için prasa yemeği Şiddetli kabızlık problemi çeken kişiler için prasa yemeği mükemmel bir çözümdür. İlk günlerde sık sık tüketilecek olan prasa yemeği bağırsak florasını hem düzene sokacak hem de kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Bağırsakların düzene girmesini sağlayan prasanın içerdiği zengin kökürt içerikli farklı etkin maddelerin varlığıdır. Pırasa kükürt deposudur. Kiası birbirlerinden tamamen farklı çok sayıda kükürtlü madde içerir. Hazırlanacak pırasa yemeğinin pirinç ve havuç kullanılmadan hazırlanması gerekir. Bunu Saraçoğlu Ocak kronik kabızlık için de önermektedir. Detayları az sonra izleyeceksiniz. 4. Kronik kabızlık Kronik kabızlık için zeytinyağlı pırasa Saraçoğlu Hoca'ya göre zeytinyağlı pırasa yemeği kronik kabızlığa iyi gelmektedir. Ancak bu yemek pirinç ve havuç içermemelidir. Sabah, öğlen, akşam aç karnına bir kase kadar zeytinyağlı pırasa tüketilmelidir. Zeytinyağlı prasa bir hafta 10 gün uygulanmalıdır. Kronik kabızlık için havuç suyu Pırasa yemeği kürünü uyguladıktan sonra bir ay uygulanabilecek başka bir kür de havuç suyu kürüdür. Saraçoğlu hocanın verdiği bilgiye göre taze sıkılmış havuç suyunu bir ay kür olarak uygulamak kronik kabızlık şikayetini ortadan kaldırmaktadır. Kabızlık için keten tohumu yağı Saraçoğlu Hoca ek olarak kronik kabızlık için laksatif özelliğiyle soğuk sıkım keten tohumu yağının kullanılmasını da önermektedir. Protein ve besinsel lif bakımından zengin keten tohum yağı, A, B, E vitamini, omega 3 yağ asitleri ve amino asitler içermektedir. Günde bir defa aç karnına bir yemek kaşığı tüketmeniz sizi oldukça rahatlatacaktır. Bir tatlı kaşığı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere alınabilir. Kronik kabızlık çekenler dikkat! Kronik kabızlık veya sık sık kabızlık şikayeti çeken kişilerin herhangi bir şikayetini gidermek için Saraçoğlu'nun önerdiği karanfil kürünü uygulamaması gerekir. Kabızlığa iyi gelen diğer gıdalar. Kabızlığa karşı cennet meyvesi, kaki veya Trabzon hurması yine mükemmel bir çözümdür. Kabızlık şikayeti çekenlerin mevsimi geldiğinde bol bol cennet meyvesi tüketmeleri faydalı olacaktır. Kabızlıkla ilgili önemli bilgiler. Kabızlığınız biyolojik bir nedene dayanmıyorsa, beslenme şeklinizi değiştirmek zorundasınız. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketmek bir çözüm olacaktır. Ancak sürekli kepekli ekmek tüketmek de bir kabızlık nedenidir. Genel olarak kepekli ve lifli besinleri tükettiğiniz zaman mutlaka normalde içtiğinizden daha fazla su içmelisiniz. Aksi takdirde kabızlık kaçınılmazdır. Her insan kendisinde hangi besinlerin gaz ve hazımsızlık yaptığını bilir. Gaz ve hazımsızlığa neden olan bu besinlerden uzak durunuz. Kabızlığı süt tetikler mi? Fazla süt tüketimi hem kabızlık hem şişkinlik hem de sindirim tembelliği yapar. Eğer sütü severek içiyorsanız mutlaka beraberinde bir dilim kepekli ekmek tüketin. Böylece hem şişkinliği hem de kabızlığı önlemiş olursunuz. Kabızlık ve C vitamini Kabızlık şikayeti olanların C vitaminini fazla almamaları gerekir. Normalde sağlıklı bir insanın günlük C vitamini ihtiyacı 75 mg'dır. Sarıçoğlu Hoca C vitamini ile ilgili şunları söylemiştir. Eczaneye gidiyorsunuz. Saf C vitaminini minimum 500, maksimum 1000 mg alıyorsunuz. Böyle satılıyor. Çok fazla C vitamininin fazlası kabızlık yapar. C vitamininin fazlası böbrek taşı yapar. Yani sağlıklı bir şey değildir. Kabızlığa dut kürü iyi gelir mi? Saraçoğlu Hoca kitabında beyaz dutun kabızlığı önlediğini aktarmaktadır. Beyaz dut doğal antibiyotiktir. Dut neden yaz meyvesidir? Sıcak mevsimlerde su birikintilerinde bakteri mikroorganizma popülasyonu artar. Dolayısıyla kuş bakteri yükü fazla olan bu suyu içer ve ishal olur. Enfeksiyona yakalanma riski çok yüksektir. İşte bu yaz mevsiminde mikrobiyolojik yükü artan sudan içen kuşlar oradan kalkıp dut ağacına gidip dut yerler. Bizim en ünlü dutlarımız Batı Karadeniz'de ve Doğu Kemaliye'dedir. Saraçoğlu Hoca'ya göre dut kabızlığı önler. Kabızlık unutkanlık yapar mı? Kronik kabızlık şikayeti olanlarda unutkanlık şikayeti daha sık gözlenmektedir. Bu durumda kabızlık ve unutkanlık şikayetlerinin her ikisine de çözüm olacak yür, akşam yatmadan önce taze sıkılmış bir çay bardağı havuç suyudur. İritabil bağırsak sendromu ve kabızlık İritabil bağırsak sendromunda kabızlık şikayeti olan kişilere Saraçoğlu Hoca öncelikle tatlı tüketiminde ölçülü olmalarını önermektedir. Bu kişilerin kısa bir zaman sonra şişkinlik, hazımsızlık ve gaz şikayetlerinde belirgin bir azalma, Ayrıca bağırsak hareketlerinde de belirgin düzelme olduğu bilinmektedir. Uyarılar. Bu videoda makat çatlağı ve hemoroid yani basur hakkında bilgi vermedik. Bu konularla ilgili detaylar için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Tüm bu kürleri kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus bitkinin raf ömrüdür. İkincisi bitkinin doğru zamanda toplanmış olmasıdır. Üçüncüsü ise bitkinin nasıl kurutulmuş olduğudur. Her bitkinin özelliğine göre uygun koşullarda kurutulmuş olması gerekir. Bazı bitkiler gölgede, bazıları güneşte, bazıları ise karanlıkta kurutulması gerekir. En önemlisi ise kullanacağınız bitkinin mutlak surette doğru tür olmasıdır. Eğer doğru bitki türünü kullanmıyorsanız kürün etkisi büyük oranda azalır. Bu videoda Profesör Doktor Saraçoğlu dışında hiçbir kaynaktan bilgi aktarımı yapmadık. Bu videodaki bilgilerin tamamı Saraçoğlu Hoca'ya aittir. Fayda görenlerin videonun yorum bölümünde tecrübelerini paylaşmasını diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.